沉睡的人心跳澎湃，热血流过动脉，别让梦想带着遗憾醒来。总有人被世界淘汰，总有人被记载在这尔虞我诈的舞台。听过Demek Foxmail'den Lu Wei'yi işe aldınız. Bir kahraman bile bir yerden başlamalı. Lu Wei'nin geliştirme konusunda deneyimi var. Biz onu Ar-Ge merkezinin sorumlusu yaptık. Pekala. Kolay bir yolculuk olmadı. Başta rakiptiniz ama şimdi teknolojiyi ileri taşımak için hepiniz birlik olabilirsiniz. Böyle bir yürekle harika işler başarabilirsiniz. Düşmanımmışım gibi bakma lütfen. Babam Pekin'de. Senden sürekli bahsediyorum. Bir yer akşam yemeği yiyelim mi? Küçümser bir gülüştü. Öyleydi. Şuna daha sonra iyice bak. Sonra da bana hızlıca fizibilite yatırım raporu yazmanı istiyorum. Ne demek oluyor bu? Morgan Stanley. Cinçe'nin Ar-Ge merkezine yatırım yapmak istiyor. Genel merkez ne olursa olsun bunu durdurmamı istedi. Artık sihirli kristale bağlı kalamayız. Zaten başları da belada. Baş teknoloji sorumlusu Luca, cezai suç şüphelisi. Cinçe'nin Ar-Ge merkezine yatırım mı yapacaksınız? Kendinizle çelişmiyor musunuz? Luca'nın suçu doğru olsa da olmasa da... Sırf bu yüzden sihirli kristalden desteği çekmek çok saçma. Hiçbir şeyi kaybetmedik. Yine de toprakları terk etmek için hazırlık yapmaya ve tazminat ödemeye başladınız. Bunu hainler yapar. Bunu yaparken çekinmediniz mi? Sadece kendimi mi düşünüyorum sence? He? Cinçen buraya gelir gelmez... Ar-Ge merkezini Rofiz'e vermenin sana bir hediye olduğunu açıkça söyledi bana. Babasının sana Morgan Stanley'de iş teklif etmek istediğini de. Yani dediklerine inanıyorsunuz. Evet, bana Morgan Stanley'deki iş teklifinden bahsettiler. Ama bunu reddettim. Şimdi bunu tartışmayalım. Size yeniden düşünmenizi tavsiye ediyorum. Onlarla olan ilişkimizi... Bir kenara bıraksak bile bana yetenekli, potansiyel sahibi ve belirli ahlaki kurallara sahip iş kuruluşlarına yatırım yapmamızı söylediniz. Böyle kuruluşları nereden buluyorsunuz? Sihirli kristal şirketi de böyle. Takım halindeler, kendilerine güveniyorlar. Yetenekleri ve potansiyelleri var. Unutmayın,
Sihirli kristal kriz yaşarken onlara yardım eden de sizdiniz. Bundan bir daha bahsetme. Sizi eleştirmiyorum. Aksine ben vizyonunuza ve cesaretinize hayranım. Buraya başladığımda sermayemizi teknolojinin gelişimi ve dünyanın daha iyi bir yer olmasına harcayacağımızı söylemiştiniz. Bana iş ahlakını siz öğrettiniz. Sana öğretmediğim bir şey var. Dünya çok acımasız bir yer. Bir şirket büyük de olsa, küçük de olsa, eğer kar sağlayamazsa, ahlaksız olur. Nelan? Ne haber? Jinchen neden geldi? Bay Peng onun Arge merkezine yatırım yapmak istiyor. Bir yatırım raporu yazmamı istiyor. Bay Peng bu kadar kalpsiz mi? Neden seni yazmanı istedi? Jinchen mi istemiş? Bence bunu sen yazabilirsin. Neden? İstifa edeceğim. İstifa mı? Hayır, edemezsin. İstifa edersen Siyeli Kristal ne yapacak? Guo Xinyan ne yapacak? Guo Xinyan'ı çok iyi tanıyorum. Başkaları ona ne yaparsa yapsın başa çıkabilir ama yakınlarının başına kötü bir şey gelirse o zaman altından kalkamaz. Yumuşak kalpli biri. Arkadaşlarını bırakamaz. Ne demek istiyorsun? Yapacak bir şey yok deyip gidecek misin yani? Guo Xinyan kimseyi dinlemiyor. Artık davayla uğraşmak bile istemiyor. Nelan, ona sadece sen yardım edebilirsin. Gidip onu savaşmaya ikna etmen gerekiyor. Kimseyi ikna edemem. Dünya acımasız bir yer. Bunu değiştiremem. Bu sözleşme buraya ne zaman gönderildi? Rofis az önce gönderdi. Fikirlerinizi duymak istiyorum. Şu Peng Shu önce beni aradı. Seni de aradığına inanıyorum. Ha? O yüzden bizim fikrimiz... Benim fikrim Rofis'in kaybını en aza indirmek istediği. Yani bu da harekete geçmek için iyi bir zaman. Ama değer biraz yüksek, öyle değil mi? Böyle bir rakibi alt etmek için para harcamak gerekiyorsa benim için sorun değil. Dahası Rofis hayır kurumu değil. Yani ne kadar harcamamız gerektiği konusuna bir son verelim. Mantıklı. Evet, aynı fikirdeyim. Peki aldıktan sonra ne olacak? Öylece bırakırız. Bu yazılım saatli bomba gibi. Ne zaman patlayacağını bilmezsiniz. Bu kadar kullanıcının bize pek faydası olmaz. Öylece bırakmak mı? Hı? Teknoloji departmanımız bu konuda bir toplantı yapmıştı. Bir kasa bulur kilitleriz. Kim her an patlayacak bir yazılıma dokunur ki? Ne dersiniz? Katılıyor musunuz? Hı. Sihirli kristali almak için uygun bir zaman değil. Uygun zaman değil mi? Ne demek istiyorsun? Doğru zaman geldiğinde onu satın almayı konuşmamış mıydık? Şimdi doğru zaman bence. Öncelikle Guo Xinyan bu kadar kolay pes etmeyecek, evet. İkincisi, davayı kaybetmesi bir çöpe dünya kadar para harcamak demek. Ne anlamı var ki bunun? Evet, ona borç verdim. Tamam, avukatlar tuttum. Ama bunların hepsi düzgün bir şekilde hayatta kalması içindi. Yoksa bize kâr olmayacak bir şeye para harcamak gerçekten faydasız.
Çilin aklını kaçırmadı. Beni dinle. Guo Qingyan bile davayı kazanacağını düşünmüyor. Ona niye güveniyorsun ki? Dinleyin. Tartışmamızın temeli Rofiz'in sözleşmeyi imzalayabileceği gerçeği. Öğleden sonra Guo Qingyan'la buluşacağım. Girin. Bay Pen, beni mi görmek istediniz? Şu sözleşmeye bir göz at, sonra da düşünceni söyle. Otursana. Bay Pen, bunu imzalarsak Guo Qingyan'a bir tekme de biz atarız. Belli ki Nalan'la sen bu konuda hemfikirsiniz. Bugün bu yüzden benimle tartıştı. Ve şimdi sen de böyle konuşuyorsun. Aranızda anlaştınız mı? Hayır. Sihirli Kristal şirketinden yeni geldin. Söylesene, davayı kazanma şansın nedir? Guo Qingyan artık pes etti. Kimseyi dinlemeyecek. Avukatlarla davaya hazırlanmadı bile. Ağlamanı duydum. Uzlaşmadım. Sihirli Kristal şirketinin bir hissedarı olarak bu anlaşılabilir. Rofiz sana maaş ve önemli miktarda prim veriyor. Neden biraz da şirketi düşünmüyorsun peki? Buna nasıl yatırım başarısızlığı diyebilirsin ki böyle? Para bu şirkete gökten mi iniyor yoksa? Saate bir bak ve bana kaç olduğunu söyle. Ne kadar zaman geçti ve sen ne yaptın? Ağlamak dışında hiçbir şey yapmadın. Krizle başa çıkmak için tek bir planın bile yok. Bu sözleşmeyi hazırlamak için tam 3 saat harcadım. Ama sen bana... Düşene bir tekmede benim atacağımı söylüyorsun ve bunun için sana ödül mü takdim etmem gerekiyor? Bu sözleşmeyi hazırlarken telefonda Kilinden Li Benteng ve diğer hissedarlarla konuştum. Sihirli Kristal şirketinin hisselerini satın almada anlaştılar. Eminim şunun farkındasındır. Kilin gidip bunu yaparsa, yere düşeni tekmelemek asıl bu olacak. Guo Qingyan bu inatçılıkla herkesi kendiyle birlikte aşağı çekmek istiyor. İşte bu yüzden bunu yapan Rofiz olmalı. Yapılması gereken bu. Umarım anlıyorsundur. Şuna iyice bir bak. Dava nasıl giderse gitsin, nasıl olduğunu bildiği açıkça belirtiliyor. Rofiz resmi olarak iş başarısızlığından kaynaklı yönetim hisselerinin alımını duyurdu. Değerleri de bu doğrultuda azalacak ama hiç yoktan iyidir. Ve böylece bu bize, sana... Ve de Guo Qingyan'a bir tür tazminat ve koruma olacak. Ne düşünüyorsun? Guo Qingyan bunu dikkate almayabilir. Evet. Ben de endişeliyim. Burada da iş sana düşüyor. İş mi dediniz? Benimle Guo Qingyan'ı görmeye geleceksin. Ve sözleşmeyi... İmzalamasını sağlayacaksın. Bunu dava başlamadan önce yapmamız gerekiyor. Gelmişsin. Beklettiğim için üzgünüm.
Rofiz görüşme için beni gönderdi. Bunları yanımda götürüyorum. Bir sorunuz olursa Bay Peng'le görüşebilirsiniz. Öyle mi? Prosedürlerin takibi için buradayım. Bay Peng size yatırım yapma sözü verdiği için. Teşekkür ederim Bay Jin. Biraz bekleyemez misin? Bu acele neden ki? Seninle konuşmak istiyorum. Bay Peng'i arayabilirsiniz. Bana niye böyle davranıyorsun sen? Gitmek istiyorum. Başka bir yerde konuşabilir miyiz? Yoksa şirketine gelip olay çıkartırım. Bu niyet mektubuyla ilgili sorunuz var mı acaba? Tüm hissedarları kapsıyor. Kararı tek başıma veremem. Bay Pin'in kastettiği şey, sonuçta en büyük hissedar sensin. Desteğini alırsak diğer her şey daha kolay olacak. Noter tasdiki ve hisselerin devri çok uzun sürüyor. Bu sadece bir niyet mektubu. Bence imzalayabilirsin. Davayı kaybedersen sihirli kristal değer kaybedecek. Hissedarlar da zarara uğrayacak. Niyet mektubu açık bir ifadedir aslında. Maddede şöyle diyor. İş başarısızlığından dolayı hisselerini satın almak için sihirli kristal konusunda yeniden değerlendirme yapılacak. Bu çok saçma bence. Sihirli kristal nasıl başarısız olur ki? İş başarısızlığı nedeniyle sihirli kristalin yönetim hisselerini satın almak ifadesi önemsiz bir ifade. Bay Pen de ben de sihirli kristali başarısız görmüyoruz. Bu yalnızca davayı kaybetme ihtimaline karşı alınmış bir önlem. Bu şekilde daha anlaşılır olur. Bay Peng'in beni düşünmesi çok güzel. Değeri büyük ölçüde düşürecek ama bu bütün hissedarların yararına olacak. Yara almadan kurtulabilirsin. Ayrıca sözleşme imzalanınca Li Benti'nin 50 milyonu da dahil olmak üzere sihirli kristal şirketinin bütün borcu Rofiz'in olacak. Bu bence kötü bir şey değil. Kötü. Luka'nın tutuklanmasından daha kötü ne var ki? Bay Pen, teklifinizi anlayışla karşılıyorum. Sihirli kristalden geriye kalan tek şey benim. Neden beni de başkalarıyla paylaşmıyorsunuz? Uzun süredir yoldayız. Nereye gidiyoruz? Yavaşla Jinchen. Yavaşla dedim. Durdur arabayı. Arabayı durdur!
senin sorunun ne böyle? Artık hiçbir şeyini anlamıyorum. Anlamsız buluyorsun ve ölmek istiyorsun ama beni rahat bırak. Nalan. Aramızda hiç istemediğim bir mesafe var. Seninle konuşmak istiyorum. Ama buna müsaade etmiyorsun. Sen buna konuşmak mı diyorsun? Bu yaptığın şey intihar. Davayı kaybederlerse bana olan tavrın değişecek mi? Dava artık yok. Luca bu sabah tutuklandı. Ve iddialara göre bir kızı yaraladı. Goşinyan'ın işi bitti. Kimse sana karşı savaşmıyor. Şimdi mutlu musun? Yaraladı mı? Nalan! Nalan! Tavuk şiş daha tamam. İstiyoruz. Bay Lee, biraz daha kızarmış balık. Tamam. Bay Lee, acıktım. Hazır mı? Hadi alın bunları. Teşekkür ederim. Bay Lee. Gelmişsin. Bir tabak al. Bir şeyler ye, sonra konuşuruz. Tamam. Kim biraz daha barbekü şiş istiyor? Biz de istiyoruz. Buraya, buraya. Teşekkür ederim Bay Lee. Koydunuz mu? Biz de istiyoruz. Nasıldı peki? İyi görünüyorsun. İştahın da yerinde. Anlaşmaya vardım. Öyle mi? Rofiz'in yatırımını almadan önce hiçbir şeyden korkmuyorduk. Paramız olduğundan beri her gün korkar hale geldik maalesef. Ancak kafasını koruyabilen bir boksör gibiyiz. İşkence görüyoruz ama hiçbir şey yapamıyoruz. Ben bunu uzun zamandır tutunmaya çalıştığımız şans olarak görüyorum. Ve daha düşmedik diyebilirim. Yani şimdi düşecek misin? Rofiz benimle konuşmak için birini gönderdi. Şirketin hisselerini satın almak istiyorlar. Size borcumuzu ödeyememekten korkardım ama artık buna gerek yok. Ki bu iyi bir şey. Sonra şimdi başarısız olduğumda evimi satmıştım. Yani benim için iyi bir şey. Sana güvenenler ne olacak? Bu işe seninle giren insanlar. Ne olacaklar? Beni gerçekten tanıyanlar bunu neden yaptığımı anlayacaktır. Benden sadece kar elde etmek isteyenlerdense yalnızca özür dileyebilirim. Peki ben onlardan hangisiyim? Ya ikisi de değilsiniz, ya da ikisisinizdi. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrikler. Tebrik ederim. Harikasınız. Bu gerçekten muhteşem. Tebrikler. Bu bir doğum günü partisi. Hissedarlarımızdan biri ikinci çocuğunu yeni doğurdu. Bir sürü zorluk yaşadılar. Sanki cehenneme gidip geri döndüler. Onlara bugün hiç konuşmayacağımıza söz verdim. Biliyorsun, tek dahi sen değilsin. Çok genç insan tanıdım. Ve hepsi de internette önemli biri olmak istiyor. Ama çeşitli sebeplerle başarısız oluyorlar. Başlarda bunun sadece kötü şans olduğunu düşünmüştüm ama öyle olmadığını anladım. Bilmedikleri bir şey var. O da ilişki. Yani arkadaşlarımı bırakmalı mıyım? Girişimci bir patron, sıradan bir vatandaşla aynı zihniyete sahip olmamalı, öyle değil mi?
Sıradan bir vatandaş sadece kendinden sorumlu. Ama girişimci bir patron, şirketinin geleceğinden ve çalışanlarından sorumludur. Kendi ilkelerine bağlı biri harika işler başaramaz. Üç krallığın masalını düşün. Liu Bei, Guan Yu ve Zhan Fei'nin kan kardeşi oldukları bölüm. Guan Yu'nun ölümünden sonra mevcut durum yüzünden Liu Bei Wu krallığıyla birleşmeliydi. Herkes onu bunu yapmamaya ikna etmesine rağmen onun istediği tek şey intikamdı. Sonra ne oldu? Lu Xun kampını ateşe verdi. Bütün başarıları kül oldu. Ben Liu Bei gibi mi davranıyorum? Kazanma şansınız var ama bu sihirli kristali mi yoksa arkadaşını mı kurtarmak istediğine bağlı. Sihirli kristali bu kadar kolay satmak istemem beni şaşırttı. Luka'nın olayı yüzünden mi davaya odaklanamıyorsun, söyler misin bana lütfen? Düzelteyim. Dava yüzünden Luka'yı kurtarmaya odaklanamıyorum ben. Ve artık davayı kazanmakla da pek ilgilenmiyorum. Bak, Luka'yı kurtarabilirsin ama yine böyle şeyler olursa satacağın daha kaç tane sihirli kristal var? Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir. Şimdi yapman gereken şey güçlenmek. Böylece insanlar seni kullanmaya cesaret edemeyecekler artık. Yapman gereken tek şey güçlenmek. İşler artık kontrolüm dışında. Belki de ben sıradan biriyim. İnsanların beklentilerini karşılayamadım. Ayrıca Luka'nın acı çekmesine dayanamam. O kardeşim gibi. Tüm bu zorluklar boyunca ilk günden beri benim yanımda oldu. Ve şimdi gözlerimin önünde tuzağa düşürülüyor. Defalarca kez bırakmak istedim. Ama yapamam bunu. Üzgünüm. Sadece içme. Yemekten dağıl. Bir çift daha yapacağım. Hadi gel. Otur bizimle. Gel konuşalım. Üzgünüm. Seni bu karmaşaya ben sürükledim. Burada her gün bir sürü proje tanıtılıyor, sürüyle insan yatırım anlaşması yapıyor. Bir şekilde en umut verici ama en tuhaf işin içinde olmayı başardık. Ama henüz sona gelmedik. Gerçekten yapabileceğimiz bir şey yok mu? Mutlaka yapabileceğimiz bir şey olmalı. Ne diyebilirim ki? Guo Xinyan'a devam etmemiz gerektiğini mi söyleyeyim? Savaşmaya devam mı edelim? Ben olsaydım aynı şeyi yapardım. Ah erkekler. Çok korkusuz gibi davranıyorsunuz. Ama hepiniz ödleksiniz. Böyle diyemezsin. Luka benim de kardeşim gibi. Hepimiz bir aileyiz. Biraz acı çekebilirim. Mesela biri sana tuzak kurarsa, sadece birkaç milyon yatırım yaptım diye başını belaya sokmanı izleyemem. Yapma. Boş versene. Peki. Anlaşılan o ki buraya kadarmış. Wendy, para umurumda değil, anlıyor musun? Sadece uzun zamandır o kadar çok çalışıyoruz ki sebebini bile bilmeden nasıl bir şey bizi bu kadar çabuk mahveder? Bunu gerçekten anlamıyorum. Aslında Rofiz, hiçbir kaybınızın olmaması için hisselerini satın almak istiyor. Herhangi bir kayıp yaşamamak ne demek? Bu ekipte olmak hız trenine binmek gibi.
Bir ağlıyoruz, bir gülüyoruz. Yaşlanmış gibi hissediyorum. Neyse, en iyisi şöyle diyelim. Gao Xinyan ve Luca tam da bu masanın üzerinde çalışmaya başladığından beri çok şey yaşadık. Bir şey bitmeden başka bir şey başlıyor. Ama biz hepsini atlattık. Bu yüzden uzlaşmak istiyorum, anladınız mı? Size diyorum, beni anladınız mı? Onunla her gün birliktesin. Söylesene, başka çözümün var mı? Guo Xinyan uzun süredir eve gelmiyor. Davaya hazırlanması gerektiğini söyledi. Sadece bahaneler. Kocaman evde tek başıma yaşıyorum. Aslında artık ayrılmak için eve gelmesini bekliyorum. Benimki gibi kayıplarınız var mı? Nasıl gidiyor? Bir şey yakaladınız mı? Oturabileceğini söyledim mi? Ayakta konuş. Zaten uzun sürmeyecektir. Teknik olarak görüşmememiz gerek. Bahsettiğim internet telefonu konusunda henüz geri bildirim yapmadınız. Bu fikri daha önce de duymuştum. Bu Guo Xinyan'ın da fikri. Kendine ait bir şeyin yok mu? Gerçekten mi? Dinle, sihirli kristalin finansman planında internet telefonu fikri var. Sihirli kristal şirketinde çalıştın ve Guo Xinyan'ı iyi tanıyorsun. Hala sihirli kristal davasıyla uğraşıyoruz ve sen bana hala internet telefonundan mı söz ediyorsun? Dahası arkadaşım Woyun Shen, sorumlu olduğun Arge merkezinin yatırımcılarından biri. Ama sen onu geçip doğrudan bana geldin. Arkadaşımla beni zor durumda bırakıyorsun. Yaptığın her şey beni belaya hazırlamak gibi. Söylesene, senin hakkında ne düşünmeliyim? Sordunuz, söyleyeyim bari. Sihirli kristale yatırım yapmanız ve Woyun Shen'in de Bai Jin'in Arge merkezine yatırımı planlandı. Mobil internet gibi karlı projelerin başkalarının eline geçmesinden endişe ediyorsunuz. İstediğiniz bu yeni alana hakim olmak. İkinizin de bir tür gizli ilgi alanı olmalı. Bu doğru mu acaba? Jin Chen hiçbir şey araştırmak ve geliştirmek istemiyor. O sadece şımarık bir velet. Bu telekom operatörlerinin istediği şey tomurcuklanan mobil interneti tamamen engellemek. Bunu biliyorum. Başka bir şey değil. Bunun gayet farkındayım. Araştırma ve geliştirme merkezim işe yaramıyor. İstediğim zaman buradan gidebilirim. Ama nereye gidersem gideyim, ben bu işi yapmak istiyorum. Yakında şehirlerin interneti tekrar yükseldiğinde 4G nesline, 5G nesline girdiğimizde internet telefonu gelecek olacak ve bu geleceği mutlaka biri ister. Kim? Kiminle görüştün? Şimdi oturacak kadar değerim var mı? Sen
sihirli kristalin internet telefonunu çıkartırken karşılaştığı zorluklardan fazlasına hazır olmalısın. Sihirli kristal SMS'e meydan okudu. Şu anda da piyasadan çekiliyor. Telefonunu piyasaya çıkartmak istiyorsan tam da bu noktada yok edileceksin. Ya internet telefonunu sihirli kristal gibi bir yazılımla birleştirirsem? İnternet telefonuna anlık mesajlaşma yazılımı eklersek ne olur? Bir düşünün. Bir şekilde öleceksek iki kez vurulmak bana bir kez vurulmaktan daha şerefli geliyor. Ama bir şekilde başarırsam gökyüzüne bir kurşun deliği bile açabilirim. İşte o zaman kimse beni durduramaz. Sen değişik bir canavarsın. Her ortaya çıkışında büyük bir olaya neden oluyorsun. Çünkü vizyonunuz var. Beni anlıyorsunuz. Onların böyle vizyonları yok. Sadece birkaç atı idare etmekte iyi olduğumu düşünüyorlar. Jinshan ve Jinzen bana kandırabilirsin. Ama sen beni de kandırabileceğini düşünüyorsun, öyle değil mi? Birkaç cümleyle kışkırtabileceğini ve manipüle ettiğin şeylerden biri olacağımı sanıyorsun. Maymun kralla mı görüşüyorum ben? Altın çemberin büyüsüyle basit bir tokat onu 500 yıllık bir tuzağa düşürdü. Sen başkaları için canavarlarla savaşan vahşi bir maymunsun. Ayrıntılı bilgi görmek istiyorum. Yemek yedin mi? Yapmamı ister misin? Gerek yok. Aç değilim. Guo Xinyan. Seninle konuşmak istiyorum. Duymak istemediğini biliyorum. Ama yine de söyleyeceğim. Davaya karşı fazla pasifsin. Böyle olmaya devam edersen kazanmayız. Luca için her şeyden öylece vazgeçemezsin. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, sırf kardeşiniz için herkesin çıkarını göz ardı edemezsin. Herkes mi? Hangi herkesten bahsediyorsun? Benimle lütfen bu tonda konuşma. Canın sıkkın, biliyorum. Ama bana böyle davranamazsın çünkü bana hisselerin %5'ini verdin. Söyleyeyim. Sadece ben değil, Shu Jain ve Gaudi de böyle düşünüyor. Sadece söylemeye çekiniyorlar. Bunu söylemeye mi geldin? Onlardan farklı olduğunu mu düşünüyorsun? Daha fazla hakkın olduğunu mu sanıyorsun? Guo Xinyan, biraz nazik olur musun lütfen? Beni iyi dinle. Luca'yı kurtarmalıyım. Kar umurumda bile değil.
İnan sihirli kristalden bile vazgeçebilirim. Çünkü en önemlisi arkadaşımı kurtarmak. Benden bile vazgeçebilir misin? Evet. Guo Xinyan, ne demek bu? Ne diyorsun sen? Wendy, aklımda uzun zamandır bir şey var. İnan ki ben seninle mutlu bir şekilde yaşamak istedim Wendy. Denedim bunu ama yapamıyorum işte. Niçin bilmiyorum. İnsanlara ve dünyaya çok farklı pencerelerden bakmıyor muyuz? Sen de sözünü tutmadın ayrıca. Beni desteklememeyi bırak. Bunca zaman bana hep sitem edip durdun. Bu kadar mantıksız olamazsın. Yaptığım her şeyi senin çıkarını düşünerek ben yaptım. Ben tartışmak istemiyorum. Gidiyorum. Guo Xinyan. Benden ayrılıyor musun? Evet. Kendimizi kandırmayalım artık. Senin seveceğin türde biri değilim ben. Sen de öyle değilsin benim için. Birlikte oluşumuz zaten yanlış anlaşılmaydı, bir hataydı. Devam etmek anlamsız, ikimiz de mutlu olmayacağız. Bu ev ve %5'lik hisse sana hediyemdir. Şu andan itibaren ilişkimiz bitti.幸好你。